İskenderun'da battı çıktı çalışmaları sırasında kaldırılan ay yıldızlı al bayrağımız düzenlenen törenle göndere çekildi. İskenderun Tayfur Sökmen Bulvarı kavşağında düzenlenen töreni İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfi Savaş, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. 25 metre uzunluğundaki direk üzerinde 32 metrekare ebadındaki Türk bayrağının göndereye çekildiği törende İstiklal Marşı'nı İskenderun Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi ve İskenderun Musiki Derneği Koro Şefi Udi Fatih Bereketoğlu yönetti. Ölmez bu şafak, darla yüzen alsacak, sönmeden yurdumuz, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile İskenderun Belediyesi'nin üst düzeyde katılım gösterdiği törende sadece Türk bayrağının göndere çekilmesi değil, aynı zamanda bölgedeki birlik ve beraberliğin en güzel örnekleri sergilendi. Tamam. Özcan burası bitirin. Hemen gel. Şu bayrağı yapıp geçin. Merhaba, nasılsınız? Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş ile İskenderun Belediye Başkanı Tosyalı'nın uyumu, bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili istişarede bulunmaları dikkat çekerken, ilk günden beri devam eden bu uyumun yıllarca sürmesi bekleniyor. Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından açıklama yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfi Savaş, İskenderun ilçemizde yaptığımız hizmetleri taçlandırmak için bir inci gerekiyordu. Şanlı bayrağımızı göndere çekerek bayrak, vatan ve millet sevdamızı pekiştirmiş olduk. Bu bayrak inşallah ilelebet gönderden inmeyecek ve bizler de huzur, barış ve kardeşlik duyguları içinde birlikte yaşayacağız şeklinde duygularını ifade etti. Arkadaşlar bugün İskenderun'umuzu çok güzel bir tesis yaptık. Bu Belen'den itibaren İskenderun çıkışına kadar artık çok rahat bir şekilde insanlarımız İskenderun üstüne geçip gidebiliyor. Ama İskenderun içinde birkaç tane değişiklik yapacağız. Onu da inşallah kışın hızlı bir şekilde yapıp bu trafiği daha da rahatlatacağız. Ama buraya güzel bir inci gerekiyordu. Bu da inci bizim gece rahat uyumamız, milli ve manevi duygularımızı huzur içinde yaşamamız ve bu ülkenin bağımsızlık simgesi bayrağımız, rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımız. Onu biz her tarafa dikiyoruz ama buraya da çok yakıştı. Bu yüksek bayrağı hep birlikte göndere çektik. Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, Ticaret Odası Başkanımıza, Sivil Toplum Örgütlerimizin hepsine, siyasi partilerimize, bütün buraya gelen dostlarımıza ve basın mensubu arkadaşlarımıza, çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Meclis üyesi arkadaşlarımıza herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu bayrak hiçbir zaman gönderden aşağıya düşmeyecek. O gönderde yaşadıkça biz huzur içerisinde bu ülkede yaşayacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Başkanım, İskenderun Belediyesi ile de arkadaşlar söylediler, biz de beraber çalıştık. Buradan alttan otoban şeye giriş olacak. Olacak işte. Olacak. Onu hızlandır ama. Nasıl bir değişiklik öngörüyorsunuz? Yani, onu da bir alabilir miyiz? Batı çıktı. Burada iki değişiklik var. Birisi bu taraftan aşağıya inmek için bir aşağıya giriş. Batı çıktı yapacak. Bir de bu tarafta bir çalışma. Bir de bu sahilden eski sistem daha iyi başkan. İşte ona göre bir daha bazı konular dizayn edeceğiz. O bitince dizayn edeceğiz. Ama gerçekten de bu yapılan işin üstüne bu güzel bayrağı göndere çekmiş. Güzel oldu. Onu da bu kadar işi yapan onu da yapar. Merak etme. Evet. Elinize sağlık. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'nın müdahalesi ve gazetecilerin soruları üzerine battı çıktı projesindeki revizyonun kış aylarında hızlı bir şekilde yapılarak trafiğin rahatlatılacağına vurgu yaptı.
İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı törenin ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'ı makamında kahve içmeye davet etti. Savaş, Tosyalı ve Kaymakam Yönden törenin ardından İskenderun Belediyesi'ne birlikte geçtiler. Bir çay içebilirsem içeriz. Tamam, gel beraber içelim. Dörtler adım var. Tamam, Özvan bu işi bitirin. Hemen gel. Şu bayrağı yapıp geçelim. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldin.